sevgili dostlarım iyi akşamlar sizlerle bir canlı yayında daha beraberiz beni evinize davet ettiğiniz için sizlere teşekkür ediyorum sizlerle ekranlarınızın başında buluşmak çok güzel bugün her zaman olduğu gibi kalpten kalbe konuşacağız ee, bizi yaradanın kutsal ruhunun size verdiği mesajı paylaşacağım sizlerle kalbinizi açın gö gözünüzü açın ee, at gözlüklerinizi çıkarın bugün bütün sıkıntılarınızı yüklerinizi Şöyle sağınıza solunuza yere koyun, bırakın. Sadece bu program için Rabbin size verdiği mesajı dinlemeye odaklanın. Bugün tekrar devam ediyoruz yaratılış kitabından. Ee, bu ilk kitaptır, kutsal kitabın ilk kitabıdır yaratılış kitabı. Ee, Musa tarafından yazılmıştır. Rabb burada bizi anlatıyor. Yaratılış öyküsünü anlatıyor. Geçen haftalarda dünyanın yaratılışından bahsettik. Daha sonra kadın ve erkeğin geçen hafta yaratılışından bahsettik. Hatta onların farklılıkları var, bunlardan bahsettik. Bugün ilk günahtan bahsedeceğiz. Ve bu çok duyduğunuz bir konu, çok e, konuşulan ya da bildiğiniz bir konu. Öyle söyleyeyim, Adem ve Havva'nın hikayesi böyle çok bilinen, konuşulmuş olan konuları aslında mesajını vermek kolay değil. Çünkü herkes aynı şekilde Meryem'in Noel zamanında İsa Mesih'i nasıl dünyaya getirdiği, nasıl kutsal ruhtan gebe kaldığını anlatırken her sene sanki aynı hikayeyi konuşuyoruz. Aynı olayı konuştuğumuz için bunu anlatmak, bu konuda vaaz, mesaj yazmak kolay değil. Bu yüzden biz sürekli siz de bir aynı ayeti tekrar tekrar okuduğunuz zaman kutsal ruhun anlayışına ihtiyacınız var. Acaba bugün Rab bu konuda size ne öğretmek istiyor? Acaba Rab bugün bu konuda size ne anlatmak istiyor? Bugün ben diyorum ki sanki hiç bilmiyormuş gibi, sanki daha önceden okumamış gibi gönül gözlerinizi açın, kalbinizi açın, açık olun. Öğrenmek isteyin. İyi bir öğrenci olun bugün. Ve deyin ki Rabbim sen benim için ne hazırladıysan Değil mi? Öyle dua edelim. Bizim için ne hazırladıysan, kutsal ruh bize bugün ne vermek istiyorsa onu istiyoruz senden. Onu almak istiyoruz, onu almaya hazırız. Bir yemek gibi yemeye, sindirmeye, öğütmeye hazırız. İstiyoruz o yemeği senden. Bizi bugün besle, ruhani gıdanla, ruhsal gıdanla besle ve kutsal ruhun şu anda dua ediyorum ekranları başında oturan bütün izleyicilerime dokunsun eğer hastalarsa onlara şifa ver işsizlerse onlara iş kapısı aç eğer evlerinde huzursuzluk varsa bugün onları esenliğine huzuruna doldur bir izleyicim yazmış mahkemeye gidiyor. Mahkemede işleri var. Düze çıkmak istiyor. Bunun için dua istemiş. Eğer mahkemede işleriniz varsa, kağıt evrak işleriniz varsa devlet daire. Şu anda dua ediyorum. İsa Mesih'in rehberliğinde, esenliğinde işleriniz çözülsün. Başka bir izleyicim yazmış. Onun için dua ediyorum. Eşi boşanma davası açmış. Kendisi hanımı boşanma davası açmış. Kendi boşanmak istemiyor. Rab boşanmaktan nefret ediyor bakın. Ben Rabbe gelene kadar bunu bilmiyordum. İsa Mesih'i Rabbim olarak kalbime davet edene kadar bunu bilmiyordum. Tanrı boşanmaktan nefret ediyor. Ve ben bugün diyorum ki Rab onları birleştirsin. Rab eskisinde o eskiden olmayan ahenk, mutluluk versin onlara. Esenlik versin evliliklerine, sevgi versin diye dua ediyorum. Ee, sevgili dostlarım şu anda canlı yayında izlediğim gibi bizi arayabilirsiniz, bize bağlanabilirsiniz, dua isteklerinizi paylaşabilirsiniz. Sizi de konuşmaktan çok son derece mutluluk duyuyorum. Lütfen bizi aramadan önce televizyonunuzun sesini kapatın, yankılanmasın ve bizi öyle arayın. Telefonda konuşalım sizinle. Çünkü eğer telefonunuzu Sadece telefondan ararsanız rahat konuşabiliyoruz, anlaşılabiliyor ama hem televizyon hem telefon olmuyor. Lütfen televizyonunuzun sesini kapatıp telefondan arayın. Ee, ekranlarınızı görüyorsunuz. Telefon numaralarınızı bizi arayabilirsiniz. Her hatanın bir bedeli var diyoruz bugün. Öyle başlıyoruz. Her hatanın bir bedeli var. Ne be, ne olursa olsun, eğer üzüntüyse üzüntü, acı çekmesi, acı çekmek. Her hatanın, her günahın bir bedeli var. Eğer eşinizi aldattınızsa bunun bir bedeli var. İster bilsin ister bilmesin. Siz bu bedeli ödeyeceksiniz ya da sizin çocuklarınız ödeyecek. Ya da iş hayatınız ödeyecek. Her hatanın bir bedeli var. Affetsin, affedilseniz de affedilmeseniz de. Bakın hepimiz hayatta zaman zaman hatalarımız ve günahlarımız bağışlansa bile bir bedel ödemek zorunda kalabiliriz. Hatalarımızın faturasını ödemek kaçınılmaz olabilir. Biz tövbe etmiş olabiliriz ve tövbemiz iştenlikle edilmişse kabul edilmiş de olabilir. Ama bu demek değildir ki biz bir bedel ödemeyeceğiz. Bazen hatalarımızın veya günahlarımızın faturasını ödemekten kaçamayabiliriz. Ama töbe edersek ve alçak gönüllülükle Tanrı'ya daha da yakınlaşırsak onun merhameti sayesinde aklanabilir ve daha iyi bir hayat öğrencisi ve hizmetkar olabiliriz. Burada içtenlik, alçak gönüllülük ve öğrenebilmek çok önemli. Şimdi ilk ayetimizi okuyarak başlıyorum. Yaradılış 3 şöyle söylüyor. Rab Tanrı'nın yarattığı yabanıl hayvanların en kurnazı yılandı. Yılan kadına Tanrı gerçekten bahçedeki ağaçların hiçbirinin meyvesini yemeyin dedi mi diye sordu. Şimdi Burada öğrenmemiz gereken şu. Hemen burada duruyoruz ve diyoruz ki her hatanın bir bedeli var dedik. Ve tabii ki bu hataya bizi itmek için kışkırtan bir varlık var. Ve bunu görüyoruz. Adem bahçesinde, cennet bahçesinde ya da siz öyle biliyorsunuz bir yılandan bahsediyor. Bu yılan kim? Gerçekten bizi sokmak, zehirlemek isteyen. Bazen bu fiziksel anlamda değil. Psikolojik anlamda, duygusal anlamda Ruhani anlamda bizi zehirlemek isteyen bir varlık var. Ve onun adı şeytan. Onun adı iblis. Bizi zehirlemek isteyen. Neden ayet diyor ki bizi mahvetmek için geldi? Bizi öldürmek istiyor. Bizi mahvetmek istiyor. Aile hayatımızı yıkmak istiyor. Evliliğinizi zedelemek istiyor. Birbirinize güveninizi, sevginizi tamamen çürütmek istiyor. Eğer dostunuz varsa dosta dostu küstürmek istiyor. Kardeşi kardeşe düşürmek istiyor. Anlamanız gereken düşmanınızın bir amacı var. Ve bu düşmanınız insanlar değil. Ama o insanlar o gerçek düşmanınızın elinde kukla. Çünkü ayet ne diyor? Bizim savaşımız, bizim mücadelemiz ete kemiğe karşı değil o insanları kullanan karanlık güçlere, ruhlara, hükümranlıklara karşı. Ve bunu gözümüzde görmüyoruz. Ne, bizim atasözlerimiz aslında çok güzel ya da söz değişlerimiz çok güzel. Gerçek payı olan söz sözlerimiz var bizim. Ya şeytan diyor ki babam eskiden derdi ki şeytan diyor ki şu kızı al saçından sürükle yerde. Şeytan diyor ki bakın aman derler şeytana uyma. Evladım birisi sinirlendiği zaman oğlunuz diyelim ki sinirlendi gidecek bir yerde kavga edecek, kavga çıkaracak ya da karısına sinirlendi el kaldırmak isteyecek. Hemen ne deriz? Şeytana uyma. Çok doğru. Şeytana uyma. Nerede şeytan? De oğlu ona uyuyor. Ne söylüyor da şeytan? Akrabanız onu dinliyor. Ne? Bu söylenen söz aslında çok gerçek bir söz. Bakın, bütün gerçekler gerçeğin ruhundan gelir ve gerçeğin ruhu kutsal ruhtur. İnsanlar aslında geçen haftalarda ne dedim evlilik müessesesi ateistler evleniyor. Evlilik müessesesi Tanrı tarafından kurulmuş bir kurumdur. Kutsal bir kurumdur çünkü Tanrı kurduğu için. Tanrı kutsal olduğu için onun kurduğu kurum kutsaldır. Şabat günü dinlenme günü kutsal ilan edilmiş. Neden? Çünkü onu Tanrı ilan ettiği için. Onun koyduğu Kural kutsaldır çünkü kendisi kutsal olduğu için, kendisi mükemmel olduğu için. Ama da bazen kim hafta sonu çalışmıyorsunuz, kim uyuyor, inan inananlar, inanmayanlar da. Demek yer çekimi gibi. İster Tanrı'ya inanın, ister inanmayın, onun koyduğu kurallara göre yaşıyoruz. Onun koyduğu düzenin içinde yaşıyoruz. İsterseniz ona itaat etmeyin, o itaat bambaşka bir olay. Ve burada anlatmak istediğim bazen söz değişlerimizde dahi gerçek var. Ne diyor? Şeytana uyma. Tabanca bile eskiden hatırlıyorum. Tabanca konuşuldu. Babam alalım mı almayalım mı? İç savaş zamanında kendimizi korumak için bak teröristler var şu var bu var. Annem der aman alma. Aman alma şeytan doldurur. Biliyorsunuz bu söz. Şeytana uyma. Şeytan diyor ki şöyle yapacaksın böyle yapacaksın. Gerçekten doğru bir söz. Şeytan bize diyor git şöyle Git böyle yap, git mahvet. Burada da görüyoruz şeytan Havva'ya konuşuyor. Gerçekten Tanrı dedi mi? Gerçekten dedi mi? İlk yaptığı şey iblisin Tanrı'nın sözüne karşı gelmek. İlk yaptığı şey Tanrı'nın sözünü çürütmek hayatınızda. Kuşku koymak, şüphe koymak aklınıza. Gerçekten bunu Tanrı dedi mi? Acaba Tanrı size bunu söyledi mi? Acaba beraber yaşamayın dedi mi? Acaba onunla yatma dedi mi? O bekar, sen de bekarsın ne olacak? Birbirinizi seviyorsunuz. Cinsel ilişkide bulun evlilik dışı. Acaba gerçekten Tanrı sadece cinsel ilişkiyi evlilik müessesine mi verdi? Böyle bir soru şeytandan geliyor. Hamile kalmışsın. Acaba karnındaki çocuğu öldür mü? Öldürme mi? öldü acaba bu gerçekten öldürme mi? Cinayet mi? Acaba bu şeytandan geliyor. Ne zaman ki biz doğru olanın yapmamız gerektiğini biliyoruz ve o bize geliyor kuşkuyla, şüpheyle bizi yanlışı yapmaya ve kışkırtmaya yöneltiyor ve bunun içine bize açıklayıcı bir sebep veriyor. Bunu vermesi çok önemli. Bir cinayette bile filmlerde izliyorsunuz motivasyona bakıyorlar. Nedir motivasyonunuz nedir? Bir günah işliyorsunuz ama o günahı işlemekte motivasyonunuz var. Parayı çalıyorsunuz motivasyonunuz var. Belki ailenize daha iyi bir hayat yaşatmak istiyorsunuz. Yani yanlışı yapmakta, hatayı yapmakta bir motivasyonunuz var. Ve iblis o bir motivasyonu biliyor. Belki sevgiye ihtiyacınız var. Birisiyle ilişki içine gir giriyorsunuz. Sevgiye motivasyonunuz sevgi almak sevilmek. Peki insanlara yalan söylüyorsunuz, motivasyonunuz saygı görmek. Kendinizi anlatıyorsunuz, övüyorsunuz, insanların size sizi gözlerinde yükseltmesini istiyorsunuz. Motivasyonunuz bu. Hepimizin bir motivasyonu var. Yani bizi belli bir şekilde davranmaya yönelten bir sebep var. Hepimizin ve ben bugün diyorum ki eğer siz gerçekten gerçek yaşayan yaradanın hizmetkarıysanız bizim motivasyonumuz sadece ve sadece onu yüceltmek olmalı. Motivasyonumuzu düşünmemiz lazım. Ben bile burada bir şeyden bahsederken acaba motivasyonum beni onu yüceltmek mi? Çok önemli. Ve bunu bilen kalbimizi tartan bir yaradan var. Her sözü bilen, ağzımızdan çıkan çıkmadan bilen. Demek ki bizim kalbimizin terazisini mükemmel bir biçimde bilen, ölçeğini bilen bir Tanrı var. Ben bugün sizin sorgulamanızı istiyorum. Bakın çok bilinen bir konu, çok Adem ve Havva konusu ama bugün Rab size başka bir mesaj vermek istiyor. Başka bir söz vermek istiyor kutsal ruh size. Hayatınızı değiştirecek bir söz. Bir şeyi ne motivasyonla yapıyorsunuz? Bir yere giderken ne motivasyonla giyiniyorsunuz? Kimin sizi beğenmesini istiyorsunuz? Geçenlerde duydum. Kadınlar kadınlar için giyinir diye. İlk başta evlenmeden önce belki kocamıza güzel gözükmek için onun için giyiniyoruz ama geçenlerde çok doğru. Kadınlar kadınlar için giyiniyorlar, erkekler erkekler için, herkes birbirine gösteriş yapmak için giyiniyor. Çoğunluktan bahsediyorum. Neden bir yere giderken bir şey giyerken? Hangi motivasyonla? Kimin sizi beğenmesi ya da seksi bulması ya da size ee, bakması için giyiniyorsunuz? Bir şey söylerken motivasyonunuzu neden o sözü sarf ediyorsunuz? Karşınızdaki kişini kişiyi iğnelemek için mi? Yaralamak için mi? Kıskandırmak için mi? Üzmek için mi? Sizden kendini aşağı hissettirmek için mi? Haddini bildirmek için mi? Motivasyonunuz ne? Ve ben diyorum ki tekrar konumuza geri dönelim, uzaklaşmayalım. İblisin tek bir motivasyonu var. Sizi Yaradandan uzaklaştırmak. Sizin cehenneme gitmeniz. Kendisiyle beraber. Onun tek motivasyonu sizi düşürmek. Onun tek motivasyonu sizi günaha teşvik etmek, kışkırtmak, ayartmak. Onun motivasyonu o ayet diyor ki o bir aç bir aslan gibi etrafta dolanır, yutacak, yiyecek bir kurban arar. Onun motivasyonu bu. Tabii biz böyle düşünmediğimiz için düşünenler var tabii ki ama sabah yataktan kalkıp ben bugün kimi öldüreyim diye kaç kişi düşünüyor bu dünyada? Ya da sabah yataktan kalkıp ben bugün gidip zina yapacağım bir kadınla karımı aldatacağım diye kaç kişi düşünüyor? Bunu düşünenler de var ama bu kadar ileri düzeyde şeytana tapan kaç kişi var? Tabi bu da düşünülür. Şimdi biz tabii ki böyle hazırlanmıyoruz yataktan daha kalkarken bugün ne çalıp ne çırpsam, bugün kimi ağıma düşürsem, kimi öldürsem ama sonuçta onun kışkırtması, onun sevk etmesiyle bunu yapan insanlar var. Yani baştan ben bunu yapacağım demesek de demeseniz de onun sesini dinleyerek şeytana uyarak bizim değişimizle onu takip eden milyarlarca insan var bu dünyada. Ve bunu televizyonda görüyorsunuz, seyrettiğiniz dizilerde görüyorsunuz, konuşmalarında görüyorsunuz insanların birbiriyle olan nefretlerini. Ve ona deseniz ki bu insanlara siz şeytana tapıyorsunuz onlar size der mi? Gelir sizi döverler kavga çıkarırlar size. Sen ne demek ya sen bana şeytana tapıyor diyorsun. Ama kimi dinliyorsanız kimin sözüne göre hareket ediyorsanız sizin Rabbiniz o. Ve ayette böyle söylüyor diyor ki Yaradılış 3'te. Işte, Rab Tanrı'nın yarattığı yabanıl hayvanların en kurnazı yılandı. Yılan kadına Tanrı gerçekten bahçedeki ağaçların hiçbirinin meyvesini yemeyin dedi mi? Diye sordu kadın. Bahçedeki ağaçların meyvelerinden yiyebilirsiniz diye yanıtladı. Rab Tanrı şimdi ikinci bölüme geri dönüyorum. Çünkü niye iblis kuşku koyuyor. İblis soru işareti koyuyor. O zaman ne yapacaksınız? Gerçekten Tanrı'nın sözüne döneceksiniz. Yaradılış 2 bir önceki bölümde diyor ki Rab Tanrı Adem bahçesine bakması, onu işlemesi için Adem'i oraya koydu. Ona bahçede istediğin ağacı meyvesini yiyebilirsin diye buyurdu. Ama iyi ile kötüyü bilme ağacından yeme. Çünkü ondan yediğin gün kesinlikle ölürsün. Ama Tanrı bahçenin ortasındaki şimdi geri dönüyoruz. Ağacın meyvesini yemeyin. Ona dokunmayın yoksa ölürsünüz dedi. Bunu söyleyen hava. Rab dedi bunu diyor. Ama Havva'nın burada yaptığı çok büyük bir hata var. Şeytanla diyalog halinde. Şöyle demesi gerekiyordu. Bahçenin ortasındaki ağacın meyvesini yemeyin. Ona dokunmayın yoksa ölürsünüz dedi. Bitti gitti. Yürü ve arkana bakma. İblisle konuşma. İblisle münakaşaya girme. Yılan. Şimdi cevap veriyor. Bir kere onu davet etin konuşmaya. Sürekli kendin kendine konuştuğunu zannediyorsun bazen. Ama şeytanla konuşuyorsun. Yılan. Kesinlikle ölmezsiniz dedi. Demek ki burada söylediği bir söz şu. Kesinlikle ölmezsiniz derken diyor ki Allah yalan söyledi. Doğruyu söylemiyor. Kesinlikle ölmezsiniz. Çünkü Tanrı biliyor ki o ağacın meyvesini yediğinizde gözleriniz açılacak, iyi ile kötüyü bilerek Tanrı gibi olacaksınız. Buraya çok dikkat etmenizi istiyorum. Burada Tanrı'ya bir suçlama getiriyor şeytan. Diyor ki kesinlikle ölmeyeceksiniz. Tanrı öyle dedi ama kesinlikle ölmeyeceksiniz. Eğer zina işlersen cehenneme gidersin Tanrı dedi ama on emirde yalan söylemeyeceksin. Annene babana saygı göstereceksin. Allah'ın adını boş yere anmayacaksın. Özellikle dualar için, yemin edenleriniz için konuşuyorum. Bir sürü yeminler var. Yemin ediyorsunuz Allah bilmem ne mi, şöyle mi, böyle mi? Onun adını boşa konuşmayacak. Onun adı o kadar büyük ki, o kadar yüce ki. Onun adını öyle boşa sarf etmeyeceksiniz. On emirden bir tanesi o. Lanet tayin öyle konuşmayacaksınız onun hakkında. Boş yere. Bir saygı olacak sağlıklı bir korku olacak. Böyle titreyen bir korku değil ama sağlıklı bir saygı ve korku olması lazım bizi yaradanla aramızda. Ona karşı. Acaba bunu Tanrı dedi mi? Kesinlikle böyle demedi diyor İblis havaya. Kesinlikle ölmeyeceksiniz. O öyle dedi ama ölmeyeceksiniz. Ve Tanrı biliyor ki şimdi Tanrı'yı hem yalancı durumuna sokuyor hem de diyor ki biliyor ki yediğiniz anda gözleriniz açılacak. İyi ile kötüyü bileceksiniz. Buradan biliyoruz ki iyi ve kötüyü bilmekte Tanrı kötüyü yaratmadı. Tanrı her şeyi iyi yarattı ama şeytan ona karşı gelerek, iblis ona karşı gelerek Tanrı'nın huzurundan atıldı. Demek ki bu huzur, huzurundan atılmasından sonra oluyor dünyayı ve her şeyi yaratması. Şimdi arayan bir izleyicimiz var kendisine bağlanıyoruz. Aa, Alo. Alo? Alo? Alo, İyi akşamlar. İyi akşamlar Veli Bey, nasılsınız? Seni yaradana kurban olurum ben. Teşekkürler, Yaradan. teşekkürler. İyi misiniz? Kurban Hiçbir olmayın. Olmaz. Benim için yaradana hiç kimseye kurban olmayın. İsa Mesih kurban oldu. Şimdi duydum. Alo? <laughs> Alo? Alo? Alo, Senin buyurun. Allah aşkına hemen kesme, ne olursun hemen kapatıyorsun, ne olursun yapma bunu Tamam, ya. söyle, söyle Veli Bey, söyleyin. Ne, ne konuşmak, ne söylemek istiyorsunuz? Ya İstanbul'a ne zaman geleceksin? onu söylesene. Bilmiyorum. Geleceğim size haber vereceğim. Eşinize dua etmek Kesin istiyorum. Mi? E, e, muhakkak peygamberin dua... ben geliyorum ne olursa haber ver, seni görmek istiyorum diye. Teşekkür ederim ve sizin için dua etmek istiyorum özellikle. Fakat çok seyahatlerim var geleceğim muhakkak hem sizin elinizi öpmek istiyorum hem de size dua etmek istiyorum. Bugün ne dua isteğiniz var Veli Bey bizden? Bütün dertlerimize, çorlarımıza, kederlerimiz için ne olursun bize dua et, ne olursun. Sü Sürekli dua ediyorum. Çok yorum. derdimiz var, çok. Çok dertlerimiz var, çok. Sizin çok derdiniz varsa Velibey İsa Mesih'in de mucizelerine ihtiyacınız var. Ne zaman, İşik, ne zaman kalbinize, ne zaman davet edeceksiniz? Bacı. bacı. Efendim. İki tane gelinin var, iki tane oğlum var, ikisi de bırak bir çocuklar Gelinleriniz mi? Ya bıraktı diyetler, gül gibi çocukları. Dua edeceğim e, onların evliliklerinde esenlik olsun, Rab i̇nşallah, mucizesini inşallah, göstersin onların kalbinde. Başka güvencimiz yok. <laughs> Veli Bey ne zaman İsa Mesih'i kalbinize davet edeceksiniz? Her zaman kalbinde. Aa, sizin ben... ka Biliyorsunuz benim size ne söylediğimi biliyorsunuz Veli Bey. Işık Bacı be, beni dinliyor musun? Dinliyorum. Ben Veli olarak ben Aleviyim. Biz de Yaradan'ı yaratılmıştan ötürü seviyoruz. Dünya, alem, insanları bizim için hep bir aynen yanı. Canım. İnsan ayırma yok. Biliyorum biliyorum. E, Veli Bey ben sizin için sürekli dua ediyorum. Bunu kalbinizde yapacak tek bir kişi var o da İsa Mesih. Kutsal ruhuyla ya yapacak. Ve ben sizin için sürekli dua ediyorum. Bugün de programdan sonra muhakkak dua edeceğiz. Dua isteklerini tek tek yazıyorum. Bakın aradığınız zaman, Facebook'tan yazdığınız zaman bana. Bütün bu dua isteklerini özellikle Pastör Serkanlar bize yazıyor, tek tek not alıyor ve bana gönderiyor her hafta. Biz bu dua istekleri için oturuyoruz, hep beraber ellerimizi koyuyoruz o dua isteklerinin üzerine ve sizler için dua ediyoruz. Her derdinizi, mahkemeniz var, doğumunuz var, hastalığınız var, evliliğiniz, para sıkıntınız hepsi için bize yazdığınız andan itibaren dua etmeye başlıyoruz. Bu konuda son derece, son derece ısrarla Rabbe gidiyoruz sizin için. Başka bir izleyicimiz arıyor, kendisine bağlanıyoruz. Alo? Paris'ten arıyor Gülsün Hanım. Alo. Evet. Buyurun. Alo. Alo buyurun. Alo Işıl, Işıl kardeşim. Merhaba nasılsınız? Güzel kızım benim. Merhaba nasılsınız? Çok şükür. Seni seyrediyoruz bol bol. Şükür canım. olsun. Gördükçe o güler yüzünü, o tatlı yüzünü gördükçe bayılıyorum, bayılıyorum. Canım benim, canım. Kulağını seveyim senin. Teşekkür ederim. Ben de Gülsün, ee, 77 yaşında a, a, evet 77 yaşındayım güzelim. Aa, canım benim, Rab daha Esra pek çok yaş versin benim. Gülsün Hanım. Ay canım benim. Ee, ben de 44 yaşında Rab'be geldim. Ermeniyim. Şükürler olsun. 44 yaşında Rab'be geldim. Oğlumu askere yolladım. Buraya evet. geldiyse hastalandım. Evet. Ee, Romatizmanın en kötüsünden e, Rab'be geldim. Hiç ilaç almadan geçtim. Evet. Ama tabii romatizma çok şükür çok... o ellerim kollarım bükülecekti o bükülmedi. Bazı bazı ayağım filan tutuluyor. Şimdi benim ayağım tutuldu bir ona dua istiyorum. Bir... Hemen hemen i̇şte... İsa Mesihid diri Almanya'da adıyla. Güzel kızım. Amin. Almanya'da o da dördüncü belinden ameliyat oldu. 27 yaşında gitti bir defa ameliyat olmuştu zaten. Evet. 27 yaşından eve gitti ama 27 yaşında ameliyat oldu. Bu dördüncü ameliyatı. O da 80 yaşında. 80 yaşında. İçimde dua istiyorum. Hemen dua edeceğim. Öpüyorum yanaklarınızdan evet. aradığınız için teşekkür ediyorum. Ee, bizden ayrılmayın sizin için dua edeceğim şifa almanız için. Evet. Bugün şifanızı evet. alacaksınız. Haleluya. Parisa arıyor İstanbul'dan. Alo. Işık ablacığım merhaba Parisa ben nasılsın? İyiyim Parisa'cığım sen nasılsın? Vallahi iyiyim, iyi değilim aslında. Bayağıdır konuşamadım. Evet. İyi misin? Gene seni gördüm, çok sevindim. Canım benim, ben de çok sevindim. İyiyim, sen nasılsın? Nasıl ailen, her şey nasıl? Her şey çok kötü Işık abla. Dua istiyorum. Her şey çok kötü, hiçbir şey iyi gitmiyor. Her, şey, her gün daha kötüye gidiyor, çok mutsuzum. Paris hacım. Hayatında en büyük odaklanacağın tek kişi var. Biliyorsun kim olduğunu değil mi? Biliyorum, biliyorum. Bütün bu rüzgarların içinde bak, e, sana hatırlatmak istiyorum. E, bütün fırtınaların içinde, e, tekneleri sallanırken İsa Mesih uyuyordu. Biliyorsun. Öğrencileri evet. dediler ki, kalk, hepimiz öleceğiz. Bizi kurtar. Umrunda değil miyiz senin? Bazen böyle demek geliyor Rabb'e içimizden değil evet. mi? Umrunda değil miyiz? Rabb'im neden bir şey yapmıyorsun? Ama o bize diyor ki evet. gözünüzü bana odaklayın. Fırtınanız ne olursa olsun, sorununuz ne olursa olsun gözünüzü bana odaklayın. Ben bugün sana söylemek istiyorum. Lütfen Rabb'in sözünü oku, sözünde büyü. Her sıkıntında ona daha çok yaklaş. Her sıkıntında onun ismini daha çok an diye senin için dua ediyorum sevgili dostlarım çok önemli Rabbin sözünü okumanız Rabbin sözünde büyümeniz o kadar önemli ki çünkü e, geçenlerde özellikle iblisin saldırılarının altındaydım dedim ki iblise bir kere söyleyeceksin yürüyeceksin e, onunla sürekli konuşmayacaksın burada havanın yaptığı en büyük hata bu sürekli konuşmaydı ama Rabb şöyle dedi ki Rabbin sözü bitti gitti daha ne üsteliyorsun, daha ne onu açıklamaya çalışıyorsun, daha ne minareyi çalıp kılıfını bulmaya çalışıyorsun. Ben Rab dedim ki sen bana daha çok saldırdıkça iblis ben Rab'be daha çok yaklaşacağım. Sen benim savaşlarımı arttırdıkça ben Rab'be daha çok. Başladım Rab'be yüceltmeye, başladım Rab'be övgüler söylemeye, başladım Rab'be şükretmeye. Rab'bim sana şükrediyorum. El iki elim için, iki tutan ayağım için, gözlerim için, sağlığım için şükrediyorum. Bu savaşlarım var ama sana şükrediyorum. Daha çok senin sözünü. Savaşlarım arttıkça senin sözünü daha çok okuyacağım. Savaşlarım arttıkça senin önünde daha çok diz çökeceğim. Savaşlarım arttıkça daha çok senden gücümü alacağım. O zaman hayatınıza saldırıları da azaltmış Saldırılara karşı zafer kazanmış oluyorsunuz. Ve burada görüyoruz. Kesinlikle ölmezsiniz. Size hiçbir şey olmaz. İyi ile kötüyü bileceksiniz. Gözleriniz açılacak diyor havaya. Ve daha sonra en sonuncusu şu. Tanrı gibi olacaksınız. İşte kibirin en büyük problemi bu. Hayatınızda kibirin ve gururun en büyük problemi problemi bu. İnsanlar neden para sahibi olmak istiyorlar? Sadece her şeyi almak için mi? Sadece her şeyi giymek için mi? Pırlantaları takmak için mi? Hayır. İnsanlar güç sahibi olmak istiyor. Tanrı gibi olmak istiyor. Ne kadar paranız varsa o kadar insanlar önünüzde eğiliyorlar. Dünyada bu böyle. Bizim imanlı topluluğunda böyle olmaması lazım. Ben şu anda dünyada nasıl olduğunu söylüyorum. Ne kadar İyi bir arabadan ayağınızı kaldırıma atıyorsanız o kadar gelip arabanın kapısını tutanız oluyor. Güç veriyor para size. Mevki size güç veriyor. Bunun altında yatan ne? Güç sahibi olmak, para sahibi olmak kötü diye konuşmuyorum. Kibir sahibi olmak kötü diye konuşuyorum. Kibir günah ve bu kibir kimin günahı? Şeytanın Şeytanın Tanrı'nın huzurundan atılmasının en büyük sebebi kibir. Tanrı gibi olmak istemesi. Ona tapılmasını istemesi. Eğer belki siz bugün kendinize tapılmasını istiyorsunuz. İnsanların sizi abartmasını, büyütmesini, pohpohlamasını istiyorsunuz. Bu içinizdeki kibirden geliyor. Kadın ağacın güzel, meyvesini yemek için uygun ve bilgelik kazanmak için çekici olduğunu gördü meyveyi koparıp yedi. Yanındaki kocasına verdi, o da yedi. İkisinin de gözleri açıldı. Gözleri açılıyor. Günah işledikten sonra çıplak olduklarını anladılar. Bu yüzden incir yaprakları dikip kendilerine önlük yaptılar. Kendilerini örttüler incir yapraklarıyla. Günahı işledikleri halde anda gözleri açıldı. Ne demek? Günahı işlediler, gözleri açıldı. Günah işlediğiniz zaman masumiyetinizi kaybediyorsunuz. Her işlediğiniz günahda. Günah ne? Gerçekten günah ne demek? Günah Tanrı'nın isteğine karşı gelmek. Günah Tanrı'ya itaat etmemek. Onun koyduğu kurala, kanuna itaat etmemek günah. Mükemmelden saptığınız her nokta eğer şurada bir nokta koysam o nokta mükemmelse onun dışındaki her nokta günah. Ve mükemmel olan tek bir varlık var. Kim? Yüce Allah. Bizi yaradan. Fakat biz mükemmel olamadığımız için her yaptığımız hatanın bedelini ödüyoruz. Burada da çok büyük bir bedel geliyor. Sadece kendi üzerlerine değil, bütün dünyanın üstüne. Bütün yer küresinin üstüne, bütün yaradılanların üzerine bir lanet geliyor. Neden? Adem ve Havva'nın işlediği günahtan ötürü. Yaptıkları günah meyve yemek yememek değil, günah itaat etmemeleri. Tanrı'nın buyruğuna karşı gelmeleri. İsyan, isyan. Belki siz bugüne kadar isyankar yaşadınız. Hayatının sürekli isyan içine geçiyor. Özellikle çok ezilmişseniz isyankarsınız. Çok hakarete uğramışsınız. Çok hakkınız yenmişse, çok itilip dürtülmüşseniz dikkat edin. İsyankar mısınız acaba? Çünkü pek çok kişi içlerinde bu savaşı veriyorlar, isyan savaşını veriyorlar. Ah elime bir fırsat geçse. O kişinin o bir fırsatta nasıl davranacağı, nasıl hareket edeceği size onun karakterini gösteriyor. Bir fırsat. Ve burada da bir fırsat veriliyor. Sadece Rabbinin sözü var. Onu yemeyeceksin. Ve davranış onu yemeyeceksin sözüne itaatsizlik. Ve günah laneti getiriyor. Başka bir şey dikkatinizi çekmek istiyorum. Tanrı'nın sözünde diyor ki, bir önceki ayette, bir önceki bölümde, yaratılış 2'de eğer yerseniz ölürsünüz. Yediler ölmediler. Bakın bir günahı işlediğiniz zaman bazen onun cezası o anda gelmiyor başınıza. Nesiller alıyor. Belki çocuklarınız o günahın bedelini ödüyorlar. Finansal durumunuz o günahın bedelini ödüyor. O anda ölmüyorsunuz ama günahın getirdiği ölüm günahın hayatınıza getirdiği ölüm. Bir şey ölüyor hayatınızda. Ya evliliğiniz ölüyor, ya karnınızdaki bebek ölüyor, ya parasal durumunuz kuruyor. Bir şey kaybediyorsunuz günahı işlediğiniz zaman. Yani ben bu günahı işlerim, bununla yaşarım ve bununla mutlu olurum diye bir olay yok. Belki o anda size tatlı geliyor ama o tatlı gelen baklava gibi gelen ağzınıza konmuş bir zehir iblis tarafından. Arayan izleyicilerimiz var onları ihmal etmek istemiyorum onlara bağlanıyoruz bir tanesini şimdi alacağız. Alo Almanya'dan arayan bir izleyicimiz var kendisine bağlanıyoruz Süleyman Bey buyurun. Buyurun ben Işıra onlara konuşuyorum. Nasılsınız? İyi sağ ol teşekkür ederim seni sunmayı. Sen nasılsınız? Teşekkürler. Efendim? Buyurun. Lütfen televizyonunuzun sesini kapatın. <laughs> Oldu teşekkür ederim. Nasılsınız? Teşekkürler. Siz nasılsınız? İyi sağol teşekkür ederim seni sunmalıyız. Benim için dua edin. Tabii. Ne konuda dua istiyorsunuz? <laughs> ben bir hastayım. Bana için dua edin. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Sizin için şifa ah. duası edeceğim. E, Almanya'daki bütün izleyicilerimize, gurbetteki izleyicilerimize se selamlarımı, sevgilerimi yolluyorum. Azerbaycan'dan arayan izleyicilerimiz vardı. E, bekleyemediler. Çok uzun zamandır bekliyorlardı aslında. Kapandı. Özür diliyorum kendilerinden. E, devam ediyoruz öğretimize. Çıplak olduklarını anladılar. Bu yüzden incir yaprakları dikip kendilerine önlük yaptılar. 1. Yuhanna 2 şöyle söylüyor. Çünkü dünyaya ait olan her şey benliğin tutkuları. Bakın benliğin tutkuları. Gözün tutkuları. Bir şeye bakıyorsunuz ona sahip olmak istiyorsunuz. Maddi yaşamın verdiği gurur. Yaradandan değil dünyadandır. Dünya da dünyasal tutkular da geçer. Ama Tanrı'nın isteğini yerine getiren Sonsuza dek yaşar Dünyada, dünyasal tutkularda geçer bir gün hepimiz öleceğiz Ama Tanrı'ya itaat edersek Onun sözünü yerine getirirsek Sonsuz yaşama sahip olacağız Matta 4'e bakıyoruz Şimdi çok önemli benzerlikler var Kışkırtılmayla ilgili, iblisin kışkırtmasıyla ilgili Ama bakın insan nasıl cevap veriyor Hiç günah işlememiş bir kişi olarak nasıl cevap veriyor o kışkırtılmaya? İsa 40 gün 40 gece oruç tuttuktan sonra acıktı. O zaman ayartıcı yaklaşıp "Tanrının oğluysan biliyor Tanrı'nın oğlu olduğunu söyle şu taşlar ekmek olsun." dedi. İsa ona şu karşılığı verdi: "İnsan yalnız ekmekle yaşamaz. Tanrı'nın ağzından çıkan her sözde yaşar diye yazılmıştır. İşte İsa bize burada itaatten bahsediyor. İtaati öğretiyor. Burada havanın söylemesi gereken buydu önemli değil. Bu meyveyi yiyip yememem önemli değil. O ekmeği yiyip yememem önemli değil. Önemli olan Tanrı'nın ağzından çıkan her söze itaat ederek yaşamam. İsa'nın burada söylediği söz bu. Ve çok enteresan olan şu sevgili izleyicilerim. İlk ayartılma İsa'ya da Havva'ya da yapılan ilk ayartılma yemekle ilgili. Ne kadar enteresan. Çünkü en kolay işleyebileceğimiz gördüğümüz zaman alıp yemek istiyoruz. Kışkırtıldığımız zaman bakın. İlk günah yemekle ilgili ağzımıza koyduğumuz bir şeyle ilgili. Fakat onu ağzımıza koymadan önce gözlerimizle görmemiz gerekiyor. Ne yapıyor şey iblis? Me hava diyor ki, e, ayet diyor ki hava meyvanın güzel olduğunu gördü. Güzel olduğunu gördü. Gözümüzün baktığımız yerin nasıl benliğimizdeki tutkuları beslediği, kışkırttığını anlayabiliriz. Eğer neye baktığımızı biliyorsak neye bakıyorsunuz? Dergilere bakıyorsunuz. Televizyonda görüyorsunuz ünlülerin nasıl yaşadığını, nasıl arabalara bindiklerini, nasıl, nereden başlıyor? Görüyorsunuz, görüyorsunuz. İki duyu organımız çok önemli. Görmek ve duymak. Ne duyduğunuza ne gördüğünüze dikkat edin. Acaba kim gösteriyor? Gördüğünüz şeyler acaba iblisten mi geliyor, Tanrı'dan mı geliyor? Tanrı'nın gözleriyle mi bakıyorsunuz dünyaya? Merhamet gözü, sevgi gözü, mer insanlara verme, isteme gözü, bonkörlük, cömertlik gözünden mi bakıyorsunuz? Yoksa dünyaya şehvet, tutkular, ihtiras, kıskançlık gözünden mi bakıyorsunuz? Bakın bu ikisi arasında gece ve gündüz gibi farklılık var. Ve burada ayet diyor ki gözümüzle gördüğümüz zaman bir şey istiyoruz. Gözümüzle gördüğümüz zaman hayal ediyoruz. Davud'u düşünün. Davud çıktı sarayının terasında yürüyordu. Çıplak bir kadının banyo yaptığını gördü. Ve o kadını istedi ve saraya da getirtti. Ve onu koynuna aldı evli bir kadına ve bütün hayatının sonuna kadar hem kendi hem ailesi o günahının cezasını çektiler. Her hatanın bir bedeli var. O kadın bir evli bir kadında bir kocasını savaşta en ön safhaya gönderdi ve adam orada öldü. Ve Rab, Tanrı ona dedi ki sen cinayet işledin. Zina işledin ve cinayet işledin. Ve senin ailende son derece büyük bir kargaşa olacak, mutsuzluk olacak, bedbahtlık olacak bu işlediğin günahtan ötürü. Davut tövbe etti, tövbesi kabul oldu, affedildi ama hatasının, günahının bedelini hem kendisi hem ülkesi hem ailesi ödedi. Bugün diyorum ki ben hayatınızı biraz gözden geçirin. Tövbe etme günü, Rabbe yönelme günü. Yaradılış 3'e devam ediyoruz. Derken günün serinliğinde bahçede yürüyen Rab Tanrı'nın sesini duydular. Bakın buna dikkat etmenizi istiyorum bu ayete. Derken günün serinliğinde bahçede yürüyen Rab Tanrı'nın sesini duydular. Bahçede yürüyor Tanrı. Yaradılış 1'de ne diyor? İnsanı kendi suretinde yarattı. Bahçede yürüyen Rab Tanrı'nın Sesini duydular. Son derece size şu anda te teoloji içine girmeyeceğim fakat şunu bilmenizi istiyorum. Bu bahçede yürüyen Rab Tanrı İsa Mesih'tir. Tanrının sesini duydular. Tanrının demek ki sesi var. Tanrının demek ki görüntüsü var. Tanrı yürüyor bahçede demek ki. Yürüdüğüne göre bir varlık ve Gözle görebileceğimiz bir varlık ancak ve ancak İsa Mesih suretinde. Yaradanı o suretin dışında görmemiz, algılamamız, anlamamız mümkün değil. Ondan kaçıp ağaçların arasına gizlendiler. Devam ediyorum okumaya. Bakın dikkat edin. Ondan kaçıp ağaçların arasına gizlendiler. Günah gizlenme, utanmayı ortaya çıkarıyor. Çünkü çıplak olduklarını anladılar o anda. Rab Tanrı Adem'e neredesin diye seslendi. Kaçıp gizleniyorlar. Bebekler küçükken çocuklar biliyorsunuz çıplak dolaşırlar, koşarlar, atlarında bezleriyle koşarlar. Hiçbir utanç bilmiyorlar küçükken. Bir yaşında, iki yaşında utancın daha farkında değiller. Fakat büyüdükçe değil mi kendimizi örtmeye başlıyoruz. Büyüdükçe kapatmak istiyoruz. O utancı anlamaya başlıyoruz. Neden? Çünkü masumiyetimizi yitiriyoruz. Günah işledikçe masumiyetimizden bir parça çalınmış oluyor. Seyrettiklerinize dikkat edin. Her zaman söylüyorum. Bir şeyi seyrederken dikkat edin. Acaba o sizin masumiyetinizi çalıyor mu? Acaba kalbinize şeytan o seyrettiğiniz filmin ağırlığını koyuyor mu? Etkisini koyuyor mu? Acaba seyrettiğiniz ve duyduğunuz filmlerle, müziklerle evinizi evinize şeytanı davet ediyor musunuz? Dikkat edin. Ona bir parça, bir milim verirsiniz evinizde. O kilometrelerce, dönümlerce alan alır hayatınızda. Bir parça ona açık alan verin hayatınızda, kalbinizde kendinize işlenmiş, enjekte edilmiş bir zehir gibi vücudunuzda, aklınızda, beyninizde, ruhunuzda yavaş 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 çalışmaya başlar. Sinsi sinsi bir yılan gibi davranmaya başlar hayatınızda ve ben bugün diyorum ki Davud'un duasını edin. 51. mezburda ettiği duayı. Benim kalbimi temizle, bana temiz bir kalp ver. Bugüne kadar yaptığım bütün pisliklerden arınmama Yardım et ancak senin yardımın sayesinde aranabilirim. Temizle beni. Akla beni. Temizle kalbimi. Masumiyetimi bana geri ver. Ve günah işleyenler ayette görüyoruz kaçıp ağaçların arasına gizlendiler. İşte günahın yarattığı bu. Gizlenmek istiyorsunuz. Kaçmak istiyorsunuz. Tanrı Adem'e neredesin diye seslendi. Adem... Bahçede sesini duyunca korktum. Çünkü çıplaktım. Bu yüzden gizlendim dedi. Rab Tanrı, çıplak olduğunu sana kim söyledi diye sordu. Sana meyvesini yeme dediğim ağaçtan mı yedin? Adem, yanıma koyduğun kadın ağacın meyvesini bana verdi. Ben de yedim diye yanıtladı. Burada yine durmak istiyorum. Adem diyor ki yanıma koyduğun kadın. Fakat ilk başta Rab Adem'i Adem'e veriyor yönetim görevini. Bahçeyi Adem'e veriyor. Adem'in yönetimi altına koyuyor. Adem bütün hayvanlara isimlerini veriyor. Bütün kuşlara isimlerini veriyor. Burada sorumluluk sahibi olan Adem ve ilk meyveyi kadın yemesine rağmen Havaya sormuyor Rab ne yaptın? Sana yasakladığım meyveyi mi yedin diye kadına sormuyor. Rab Adem'e soruyor çünkü sorumluluk Adem'e ait. Fakat Adem'in burada yapması gereken ne? Çok özür dilerim. Rabbim tövbe ediyorum evet yedim gerine ne diyor? Hemen suçlamaya başlıyor. Şimdi ilk, ilk, hemen günah işlediğimiz zaman hata yaptığımız zaman bir sorun varsa ailede hemen birisinin başka birisinin suçudur. Bu olgunlaşmamışlık hamlık, çiğlik örneği. Hemen başkasını suçluyorsanız onun suçu. Bu hata oldu ama ben yapmadım bunu. Ben yaptım ama o öyle dediği için yaptım. Bana o yaptırttı. Beni o kışkırttı. Her koyun yine güzel bir sözümüz. Her koyun kendi bacağından asılacak. Hepimiz Rabbin önünde kendimizden, kendi yürüyüşümüzden, kendi dürüstlüğümüzden, kendi doğruluğumuzdan, kendi itaatimize, ona ettiğimiz itaatten kendimiz sorumluyuz. Bir gün onun önünde tek başımıza duracağız. Tek başımıza. Ne anamız, ne babamız, ne çoluğumuz, ne çocuğumuz, ne beni televizyonları başında seyredenler, haleluya, şudur budur diyenler, hiç kimse benim yanımda olmayacak. Ben ışık Rabbin önünde kendi başıma duracağım. Günahlarımla yaptıklarımla kendi başıma duracağım. Rabbin önünde hesap vereceğim. Bir gün hesap günü olacak. O gün hesap vereceğiz, her konuştuğumuz kelime için diyor ayet, her davranışımız için, her motivasyonumuz için, söylediğimiz her yalan, her doğru, her işi için hesap vereceğiz. Ve o gün, o hesap verdiğimiz gün, acaba yanımızda olması gereken bir tek kişi? yanımızda olacak mı o bana ait benim kanımın altında benim koruyucu gücümün altında diyecek mi İsa Mesih acaba İsa Mesih yanınızda olacak mı ve ya olduğu zaman sizin karşınızda mı olacak sizin hakkınıza hüküm vererek acaba yanınızda mı olacak bu çok önemli nereye gidiyor hayatınız bugün kimi suçluyorsunuz suçlamayı bırakın ve sorumluluğu alın üzerinize ve deyin ki sorumluluğu alıyorum ve tövbe ediyorum. Şimdi bir videomuz var. O videodan sonra kısa bir aradan sonra sizlerle beraber olacağız. Onu izleyin ve bu sizinle paylaşımla bulacağız. İnsanlar neden öfkelenirler? İnsanlar neden öfkelenir? İnsanlar bana göre e, başarısızlıklarından öfkelenir. Aslında kendine öfkelenir, başkasına değil. Ama kendine öfkelendiği için de dışarıya yansıtır. Kendine öfkelendiğinin farkında değil aslında. Ben öyle düşünüyorum siz öfkeli misiniz? Eskiden öfkelenirdim. Artık öfkelenmiyorum. Zaman zaman oluyor tabii ki. Ya hepimizde var, meleğimiz de var, şeytanımız da var. Neden öfkelenir dersen insanlar kendilerini beklentilere tabi tutuyorlar ve sonra kendi içlerinde bu beklentileri karşısındaki insanlardan göremeyince Zannediyorum bu içinde birikim oluyor ya da söyleyemedikleri birikim oluyor ve öfke olarak patlıyor. Ya içindekileri olduğun gibi karşısına söyleyeceksin veya kimseden hiçbir şey beklemeyeceksin. O zaman e, en azından öfkelenme olasılığın ya da kırılma olasılığın daha aşağı iniyor. Birazcık daha açık olmak, şeffaf olmak galiba en güzeli. İnsanlar neden öfkelenir? İnsanlar biliyor musun para hırsı var ya bu. Bir de aşağılık konteksi olan insanlar vardır. Neden yapamadım, neden olmadı? Bunlar insanları çok öfkelendirir. işlerinde. bir de bu televizyon kanallarında bazı diziler vardır. İşte tam ancağıyla çıkar, adamı kasbeder, bilmem ne yapar, büyük paraları çantayla götürür. İnsanları bunlar bozar. İnsanlar neden öfkelenirler? Neden öfkelenir? İşine gelmediği zaman öfkelenir. Başarısız olduğu zaman öfkelenir. Artık veya sevmediği şeyleri veya da ne bileyim onunla hatırlatıldığı zaman öfkelenir. Öfkelenir yani. İnsanlar öfkeleniyor ama biz de daha çok, biz millet olarak daha çok öfkeyle iç iç olan bir toplumuz. Özür dileme özürlüsüyüz, affedersiniz. Ee, bir yapılan bir hareketin yanlışlığı içimize sindiremiyoruz. Halbuki bir özür dilemek, bir karşı tarafın gönlünü almak kadar doğal bir şey olamaz. Biz öfkemizin kurbanı oluyoruz. Genelde öyle oluyoruz. Ondan sonra da kara kara düşünüp sonuçlarına katlanıyoruz yani. Diyorum ya Karadeniz'de olduğumdan dolayı öfkemi hemen dışa vururum ama e, mantıktan da düşünmek zorundasınız. Yapacağınız bir yanlışın başkalarına zarar verildiği kadar kendinize de zarar verebilir. Onun için genelde bir şey yapmadan önce iyi düşünmek gerektiğine inanıyorum ben. Onun için hiçbir zaman öfkenin peşinden koşmam. Ama öfkemi belirtirim. Kızgınlığımı belirtirim fakat karşımdakini incitecek ya da zarar verecek herhangi bir şeyden uzak kaçınırım. İnsanların en çok öf Öf, öfkelendiği bir konuşudur. Her şeyden evvel bunun bütün içinde maddi, manevi demiyorum, maddi sorunlar var. Eğer farkındaysanız bizim Türk milletinin şu günlerde diyeyim, daha evvelki günlerde dediğim yüzüne baktığınız zaman o güzel suratlardan hiçbir gülme görmüyorum. Niye gülmüyorum? Çünkü sıkıntı, Çoluğuna çocuğuna şuna buna bakamıyor. Edemiyor. Ne yapacak bu insan? Nasıl gülsün bu adam? Güzel bir sosyal bir yaşantı yok. Adam kalkıyor zeytin peynir ekmek bulamıyor. Öbürü kaymakları balları kuş sütleriyle havyarlarla kahvaltı yaparsalar bir tarafta böyle bir şey olursa ne eşitlik kalır ne bir şey kalır hiçbir şey kalmaz. Evet. Öfke Bunun için öfke var. Niye öfke diyor? Ben de diyorum ki, karşımda parayı bulmuş, zengin, anne baba parasını yemiş, en kraler gün elbisesini değiştiriyor, ayakkabısını taşıyor, evinde bir sorunu yok, hiçbir şey yok. O insanda öfke olur mu? <laughs> İnsanlar neden öfkelenirler? Öfke nedir? Aslında öfkenin ben hani insanların medeniyet öncesinden kalma beynindeki küçük bir parçası olduğunu inanıyorum. Hani düşünemeyen, düşündüğü konuda mantıklı yollarla veya sakince çözemediğin noktalarda oradan çıkan ne bileyim kimyasal bir şeylerin seni etkilemesiyle etrafa saldırmak gibi bir şey oluyor yani öfkelenmek hani öfke kontrol edebilir bir şey bana kalırsa. Ben evet. nedeni ben neye öfkelenirim? Aslında bakarsanız <laughs> antidepresan kullanıyorum. O yüzden pek bir şey sallamadığımdan genelde öfkelenemiyorum hani. En son öfkelendiğim zaman hatırlamakta bile zorlanıyorum ama hani öfkelendirecek tek şey herhalde ailenize falan zarar gelmesi ve yani üzerinde etkinizin pek olamadığı durumlarda yapabilecek hiçbir şeyiniz olmadığı konularda öfkelenebiliyorsunuz. Hani elinizden bir şey gelmediğinde. İnsanlar neden öfkelenirler? Öfke sorunu evet. Yani daha doğrusu şimdi o öfke, öfke de şöyledir. Öfke de gene doğuştan başlar. Benim şeyim yani mutlu olmayan bir düzende yetişirsen ya da kendi başına tek başına hayatta mücadele edersen hep bir şeye karşı öfkelisindir. Hep gardını almak mecburesindesindir. Bence öfke buradan gelir yani. İnsanın kendinin olan mücadelesidir. Bu öfkenin sebebi ilkelikten kaynanıyor. Esasen insanların ilkel çağında kendini savunma güdüsüyle bir öfke vardır genetikte ve zamanımıza kadar bu hafifleyerek gelmiş, hafifleyerek gelmiş. Fakat bilinçaltımızda bu daima var. Çünkü olmayacak yerde olmayacak öfkeler ve tepkiler gösteriyoruz. Bu bakımdan şöyle denilebilir ki öfkesini kontrol altına alabilen yönetici ve insanlar başarılı olur çevresine sevgilir. Öfkesini kontrol altına alamayanın her zaman başı belaya girer. Böyle tamamen yok diyemem. Sakin olmaya çalışıyorum ama öyle bir yer geliyor ki artık etraftan gelen yani tepkimeler, etkilemeler bir yerde bilinçaltında olan bu öfke duygusunu açığa çıkarıyor. Fakat kontrol altına almaya çalışmak lazım. Eğer öfkeyi olduğu gibi bırakırsak o anda bize bir rahatlık sağlar. Fakat bu öfke patlamasının zararlarını görürüz. İleride zararlarını görürüz. Öfke, öfke. Pek çoğunuz öfkeden dolayı da günah işliyorsunuz. Bugün özellikle bunu sizlerle paylaştırmak istedim. Ee, öfkenin, öfkeyle kalkan zararla oturur biliyorsunuz. Çok dikkat edin. Ve bugün ben diyorum ki sizin için dua edeceğim, öfkeniz için dua edeceğim, saklı öfkeleriniz, saklı kızgınlıklarınız içinde, içinizde barındırdığınız ve şifa için dua edeceğim programımızı kapatmadan önce. Ama öfkeli bir toplumuz. Sinirli bir toplumuz. Sokakta çıkın diyor ki Veli Bey neden İstanbul'a gelmiyorsunuz? İstanbul'da çok öfkeli insanlar sokaklarda dolaşıyor. İnsanın, babam öyle diyor, insanın burada sinir sistemi kalmıyor diye. Bugün ben diyorum ki Rab sizi öfkenizden temizlesin. Şifa versin. O öfkenin bir kökeni var kalbinizde. Sizi günaha itiyor. Ve iblis biliyor neylere öfkelendiğinizi. Ben bugün dua ediyorum sizin için. Rabbim izleyicilerim için şu anda ellerimi açıyorum sana. Onlar için şifa istiyorum. Ruhsal şifa, duygusal şifa istiyorum. Onları öfkelerinden, öfkeden dolayı kaynaklanan günahlarından temizle. Günahlarımızı hepimizin bağışla ya Rabbim. Ekranları başında bugün telefonla arayı programımızı şifa isteyen ve ekranları başında hasta olan, hasta yakınları olanlar için dua ediyorum ya Rabbim şu anda kutsal ruh, İsa Mesih'in yaşayan ve diri adıyla sen onlara dokun. Sen onlara şifa ver ya Rabbim. Ve onlara kutsal ruhunu açıkla. Bütün bu işlenen günahtan dolayı, Adem'in işlediği günahtan dolayı dünyanın üzerine gelen laneti sen İsa Mesih'i kaldırmak için geldin. Ve bir kurban oldun mükemmel bir kurban oldum bizler için, günahlarımız için. Ben bugün bunu kabul ediyorum ya Rabbim. Sen ekranları başındaki izleyicilerime anlayış ver. Bunu anlayabilmeleri için. Sevgili dostlarım, bir dahaki programda sizlerle beraber olmak üzere, görüşmek üzere hoşça kalın. Bugün beni seyrettiğiniz için size çok teşekkür ediyorum. bilin ki bütün hafta bugün şu andan itibaren sizin için duada olacağım. Dua istekleriniz için duada olacağım. Ben diyorum ki Rab ailenize, evinize sağlık, şifa, esenlik, mutluluk, sevinç getirsin. İsa Mesih'in adıyla. Amin. Hoşçakalın.